Erköy TV izleyenleri, Tekinbak Tarım Makinelerinin sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Kortova, Türkiye'deyiz ve yanımızda ziraat mühendisi Doktor Canan Yılmaz hanımefendi var. Bazı değişiklikler oldu biliyorsunuz Kortova'da. Nelerdir bunları öğreneceğiz. Cevizle alakalı neler, ne gibi çalışmalar yapıyorlar hepsini Canan Hanım'dan alacağız. Canan Hanım öncelikle hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı olsun fuarımız diyelim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl geçiyor sizin için fuarın bugün için günü? Evet, fuarın ikinci günü. İlk gün nispeten her ilk gün olduğu gibi biraz daha sakin ve protokol ağırlıklıydı. Ama ikinci gün sabahtan misafirlerimiz gelmeye başladılar. Güzel bir seminer programı var, güzel katılımcı firmalar var. Hem makine alanından hem ilaç besleme alanlarından, fide alanlarından ceviz ve bademle ilgilenen herkesin aslında ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok şeyin olduğu bir fuar. Herkesi bekliyoruz. Sizin de yarın bir sunumunuz var. Evet. Bu sunumdan böyle ufak kareler alabilir miyiz? Tabii, yani ben ceviz üzerine uzun zamandır firmamız olarak çalışıyoruz ve burada aslında global bir gücü de kullanıyoruz. Bu global gücün içerisinde hem Şili hem Amerika ile olan yakın işbirliklerimiz var. Orada da kardeş firmalarımız olduğu için. Ceviz kendine özgü bazı istekleri olan bir ağaç, tıpkı diğer ağaçlarda olduğu gibi. Ama bu sene çok kritik bir sezon yaşıyoruz hep beraber. Her ne kadar soğukla mücadele etmiyor olsak da bu sefer de sıcakların erken gelmesi, sezonun erken başlaması gibi şeyler var. Dolayısıyla bunların hepsi bir iklim değişikliği. İklim değişikliği ile ilgili yaşanan bu kritik dönemlerde biz de bitki besleme ve fizyoloji bakış açısıyla neler katabiliriz diye bir çözüm yolu sunmaya çalışacağız. Aslında birden fazla noktaya değinmeyi planlıyorum. Fayda sağlayacağımızı düşünüyorum üreticilere. Anlamalarını istiyoruz yetiştirdikleri ağacı. Bunu anlayarak seçecekleri her ürünün de verim getireceğini düşünüyoruz aslında. Kortova Türkiye, Stoller olsun, Sainborg olsun, birkaç firma alıp birleştiler. Hatta biz de lansmana geldik bu konuda. Bu konuda neler söyleriz? Kortova bildiğiniz gibi o da çok büyük global bir firma. Öncelikle kendini tarım ilaçları tarafında oldukça yoğun ispat etmiş durumda. Hemen arkasında Pioneer'la biliyorsunuz bir birlikteliği söz konusu oldu. Pioneer da kendi alanının uzmanlarından. Biz de şimdi bu çatının altına bitki besleme tarafında, biyostimülant tarafında bir başka bir yapılanmayla gelmiş olduk. Hem Stoller hem Sainborg firması resmi olarak tüm global yapılarıyla beraber Kortova çatısının altına geldi. Satın alma gerçekleşti. Biz de yavaş yavaş Türkiye pazarında artık bu markayı daha fazla lanse etmeye, ürünlerimizi ve ekiplerimizi bu yönde birleştirerek tarım alanında uzman kadroların çalıştığı büyük bir çatının elemanları olarak sahada olmaya hazırlanıyoruz. O yüzden de standta bizi aslında Stoller ve Sainborg logolarımızla ama bir taraftan da yeni yapımızı Kortova Biologicals'ı görmek üzere gelmiş olacaksınız. Fuarını hatırlıyorum. İzmir Fuarı'nda röportajımızda o güne kadar kar yağmamıştı. Maalesef bugüne kadar da yağmadı. Gerçekten mevsim değişikliği çok oldu. Bu sene çok sıkıntılı bir süreç var. Bu konuda neler söyleriz? Yani siz çiftçi kardeşlerim bu konuda ne bilgi verirsiniz? Ben aynı şeyi belki söyleyeceğim daha önce dinleyenler olduysa. Standart uygulamaların yetersiz kaldığı bir dönemdeyiz. Standart bir iklimle standart şartlarda olmadığımız için eskiden alıştığımız taban gübresiydi, standart üre uygulamalarıydı, kalsiyum nitratlar da artık sadece tek başına işimizi görmez halde. Özellikle ceviz gibi böyle spesifik bir ürün yetiştiriyorsanız iklimin değişikliğini, havanın sıcaklığını takip etmek zorundasınız. Sizin belirttiğiniz gibi kar yağmadığında su sıkıntısı yaşayacağımız da ortada. Bunlara hazırlanmadan, programınızı güncellemeden bir şey yapamazsınız. Biz sıcağın özellikle çiçek döneminde, meyve tutum döneminde ve hemen sonrasında iç doluma nasıl etki edeceğini biliyoruz. Bu yüzden lütfen bizim gibi firmalarla iletişime geçip bazı çözüm yollarını öğrenmeye başlasınlar. Aksi takdirde verim kaçınılmaz, verim düşüklüğü kaçınılmaz tabii ki. Gerçekten öyle, çünkü çoğu bölgede aşırı kuraklar olacağı da söyleniyor. Yani su olan yerde su sıkıntısı da yaşayacağız. Bunlar önemli yani. Çok teşekkür ederim Canım Hocam. Ekleyeceğiniz başka şeyler var mı? Suyla ilgili bir şey daha söyleyebiliriz belki. Susuzluk bir konu, evet, ama diğer taraftan mevcut suyun doğru yönetimi de ayrı bir konu. Bu yüzden lütfen eğer arazilerinizde su varsa bunu da doğru bir şekilde damlama sistemlerinizi kurarak, doğru saat ayarları yaparak suyu verimli halde kullanmayı da bir an önce öğrenin diyoruz. Evet, bizim alanımız değil belki ama tarımın geleceği için çok önemli bir kaynak. Bu kaynakları ne kadar beraber iyi yönetirsek o kadar iyi çözümler alabiliriz. Son olarak buradan neler söylersiniz? Ceviz fuarı ve bademle ilgileniyorsanız mutlaka Biga'ya hepinizi bekliyoruz. Çözümlerimizi paylaşmak için heyecanlıyız. Hem organik hem de kimyasal kategoriden birçok ürünümüz var. Her zaman olduğu gibi ekibimizle beraber sizlere hizmet vermek bizim için mutluluk. Çok teşekkürler, başarılar efendim. Sağ olun, çok teşekkürler, sağ olun. Evet, değerli Köy TV izleyenleri, Kortova Türkiye'den Doktor Canan Yılmaz hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Tekinbak Tarım Makinelerinin sunduğu fuarımız farklı bir standta devam edecek.